Öncelikle kumaşından bahsetmek istiyorum. Ben penye kumaş kullanıyorum. %100 pamuk bir kumaş. Ve kumaşımın şöyle bir özelliği var. Tamamı kapalı, örülü şekilde. Yani yan kısımda hiçbir açıklık yok. Aynı şekilde bu tarafı da şöyle örülü. Bunlara tüp kumaş deniyor. Hiçbir açıklığı olmadığı için bu ismi alıyor. Ben ortadan ikiye katladım kumaşımı. Yani 4 kat kumaş elde etmiş oldum böylece. Eğer elinizde kullanacağınız kumaş tüp kumaş değilse şu şekilde düz olduğunu varsayalım kumaşımızın. Bu kumaşımız burası eni, burası boyu kumaşımızın. Yani şu an durduğu gibi benim kumaşımın durduğu gibi yönü. Şuradan tam orta noktasını bularak katlıyoruz. Ve yine karşı taraftan da orta noktasını bularak katlıyoruz. Yani iki kenarda kat kısmına denk gelmiş oluyor. Açıklık kısmı ortada kalmış oluyor. Eğer benim gibi değilse kumaşınız bu şekilde katlarsınız. Sonrasında da tekrar ortadan ikiye katlayarak şu kısımda 2 kat elde edersiniz. Toplamda 4 kata denk gelir ve bu kısımlar kapalı olmuş olur. Bu da katlamanın bir yöntemiydi. Elimde bedeninin bana en iyi olduğunu düşündüğüm bir pijama altım var. Onu alıyorum hemen. Tersine çevirdim. Bakın dikiş kısımları görünüyor. Ve arka kısmı, ön kısmı içine katlı. Görünen bana bakan yüzü arka kısmı. Bu kısmını yukarıdan lastik payı bırakarak yaklaşık 3 santim olacak. Şu şekilde kat olan kısmına denk getiriyorum. Düz bir şekilde yerleştiriyorum. Düz iplik boyunu şaşırmadan bu işlemleri yapın. Yoksa kıyafetiniz, pijamanız yıkandıktan sonra dönebilir. Dönme dediğimiz şey de iç kısımlarda oluşur. Dikişin olduğu yerler, içteki dikişler dışa doğru, ters yöne doğru döner. Bu yüzden düz boy ipliği çok önemli. Bu şekilde yerleştirdim, ayarladım. Oldukça pratik çalışacağız. Hiç çizmeyeceğim. Hemen şu kısmından ayarlama yapacağım. Lastik genişliğini şöyle elimle genişleterek neresine gelmesi gerektiğini belirliyorum. Şurada hemen buraya bir işaret alıyorum. Bakın arka kısım yan kısımlardan daha yukarıda. Bunu da dikkate alın. Hatta yine de çizelim. Sizler emin olun. Şu şekilde aşağıya velev şekilde bir çizgi çekerek iniyorum. Yaklaşık 3 santim. Bunun da sebebi lastik payı. Ve buradan direkt keserek ilerliyorum. Bel kısmını kestim. Şimdi A kısmına geliyorum. A kısmında biraz genişleterek iniyorum. Dikiş payı verebilirsiniz ya da biraz genişlemesini isterseniz bu işlemi buradayken yapabilirsiniz. Şu şekilde sivrilik oluşturdum ve aşağıya doğru devam edeceğim. Buradan da kıvırma payı bırakıyorum yine. Yandaki kısmı kaldırıyorum. Burada 4 kat kumaş elde etmiş oluyorum. Yani 4 parça ve hepsi arka kısım olarak. Şimdi ben şu şekilde açacağım. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Kalıbımın
her iki tarafı da arka kısım. Burası en önemli kısmı, atlamayın lütfen. Her iki tarafı da arka kısım. Şimdi bir tarafını öne çevirmemiz gerekiyor. Öne çevirirken arka orta kısmı yüksek kalacak. Sadece ön A kısmının düşük olması gerekiyor. Ben şöyle çekeceğim, daha net görün. Şu kısımdan aşağıya doğru bir bel oyuntusu verdim. Yaklaşık olarak 2,5 santim düşüklük vermiş oldum. Ve buradan tam orta kısımdan aşağıya doğru ön bel oyuntusunu kesiyorum. Evet. Bu taraf arka kısmı oldu artık. Bu taraf ön kısmı oldu. Ve ön kısmın şuradan hafif bir tıraşlama yaparak ön oyuntusunu biraz daha düzeltiyorum. Çok hafif. Şimdi yapmamız gereken arka A ve ön A dikeceğiz. Sonrasında tekrar gelerek göstereceğim. Arka A ve ön A'nın dikişini yaptım. Şimdiki işlemime dikkat edin. Bu kısım beliydi. Belden tutuyorum ve şu şekilde koyuyorum. Sağ ve sol paça oluşmuş oluyor böylece. Bakın. Ön bel düşüklüğü şimdi ortaya gelmiş oldu. Yanlar kapalı. Yanlarda hiçbir açıklık yok. Şu şekilde iki tarafta aynı. Yapmam gereken sadece bacak arası kısmını dikmek ve overlock dikişi tamamlanmış olacak. Sadece bel kısmına lastik takacağız ve paçaların dikildikten sonra kırılarak kısaltılması kalacak. Bu kadar basit bir pijama. Yeni başlayanlar için özellikle harika. Daha ileri olanlar için de zamandan çok büyük bir tasarruf sağlıyor. Bir paçadan gireceğim, diğer paçadan çıkacağım. Ben makinemin altına alarak başlıyorum. Şimdi lastik kısmını takacağım. Lastiğimi nasıl ayarladığımı göstereyim. Bel şu şekilde yuvarlak olarak düşününce 4 parçaya bölünmüş oluyor. Ben 4'te 3'ünü ayarlıyorum. Yani lastiğim, bakın, koyduğum zaman 4'te 3'üne denk geliyor. Şöyle şu kısmı yok. Bir parçası kesilmemiş şekilde düşünün. Ben bu şekilde ayarlıyorum. Ama tabii ki elinizdeki lastiğin esnekliğiyle de alakalı bir durum. Sizler kendi belinize ölçerek ayarlayabilirsiniz. Ve lastiğimi dikiyorum. Diktikten sonra bedenime yerleştirip dikeceğim. Pijamamı düz yönüne doğru çeviriyorum. Lastiği bu şekilde takacağım. Arka orta kısmını makinemin baskı ayağının altına yerleştiriyorum. Ve diktiğim kısmı arka orta kısma denk getiriyorum. Bu şekilde. Ben iğnelemeden direkt elimde dikebiliyorum. Sizler
Öncesinde iğneleyebilirsiniz ya da teğel yapabilirsiniz. Ben şu şekilde elimle dengeleyerek ilerleyebiliyorum. Lastiği bedenime geçirdim. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi düz makineyle şu şekilde çevirip buradan bir düz dikiş giderek kapatacağım. Ve paçalarını aynı şekilde kapatacağım. Tamamlanmış olacak. Dikmeye yine arka orta kısımdan başlıyorum. Şu şekilde kıvırıyorum. Ve önce tam ovarlığın olduğu yerden bir dikiş geçeceğim. Sonra bir tık üzerinden isterseniz tekrar bir dikiş geçebilirsiniz. Bu daha çok reçme görüntüsü ya da lastik makinesi görüntüsü vermek istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz bir teknik. Ben şimdilik sadece alttan tek bir dikişle tamamlayacağım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi paça kısımlarını dikeceğim. Paça kısımlarını dikerken yine iç kısımdan başlayacağım. Yani dikiş kısımlarına denk getireceğim. Ön taraftan görünmemiş olacak böylece. Ben çok hafif içe katlayıp tekrar kıvırmayı tercih ettim. Sizler overlockla temizleyip tek bir seferde dikiş yapabilirsiniz. Bu görüntüsü nasıl istediğinizle alakalı. Ben reçme görüntüsü vermek istedim. Bu yüzden çift dikiş yaptım. Sanki reçmeyle dikilmiş gibi bir görüntü elde etmiş oldum böylece. Evet, dikimi bu kadar basit bir pijamaydı. Ben genelde yatılı olarak gelen misafirlerime jest olsun diye bu şekilde hazırlayıp hazırladığım yatakların içine bırakmayı tercih ediyorum. Çok güzel böyle küçük küçük hediyeleşmiş oluyoruz böylece. Benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca gelen misafirler de çok memnun oluyor. Çok vaktinizi alan bir pijama da değil. Yaklaşık 10 dakikada kesip hemen dikebilirsiniz. Bu kadar kolay ve pratik bir yöntem.